Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere PlayStation Store'daki Ocak indirimlerinden oyun önerisi yapacağım. Ocak indirimleri burada %75 indirim fırsatı. İlk olarak FIFA 22 PlayStation 4 ve de PlayStation 5 sürümü indirime girmiş ve PlayStation 5 sürümü daha pahalı. Bruh. 250'ye FIFA alınır mı? Valla meraklısıysanız alınabilir herhalde 250 TL'ye. NBA'ler de indirimde. Yine PlayStation 4 ve de PlayStation 5 sürümleri ayrıymış. 222 PlayStation 4 sürümü. Yani yine meraklısıysanız alınabilir. Far Cry 6 340, yani bence alınmaz çünkü Far Cry oyunları birbirinin aynısı olduğu için 340 fazla bence, standart edition'ı bir de. Guardians of the Galaxy indirime girmiş, bu Ekim'de çıkmıştı herhalde, Ekim'in sonunda. Çok da beğenen yoktu herhalde bu oyunu ama 325 fazla gibi, o yüzden Kena indirime girmiş, %25 indirim almış. Kena'yı gerçi beğenenler vardı ya, bu arada Digital Deluxe'ıymış. Normal sürümü 280. Kena beğenilmişti gerçi. Ana hikayesi ne kadar sürüyor bilmiyorum. Bir indie oyun zaten ama güzel bir oyuna benziyordu. Ben de izlediğim videolardan gördüğüm kadarıyla. Battlefield 2042 indirime girmiş. Fena patladı herhalde bu. Hikaye modu yoktu oyunun. İlk defa Battlefield'da böyle bir şey oluyordu herhalde ve Ratchet & Clank Rift Apart %25 indirim almış. Hep zaten %25 indirim alıyorlar PlayStation 5 oyunları. Bu yıl Haziran'da indirim almaya başlamışlar ve %25'ten fazla indirim aldıklarını görmedim ben. 5-6 saatlik bir oyunda bu fiyat fazla gibi ama yani ilk oyun güzel olduğu için ikinci oyunda güzeldir diye düşünüyorum. Yani grafik olarak falan da bayağı bir iyiydi. Deadloop 300'e düşmüş 600'den. Bu da çok hızlı indirim alan bir oyun oldu aslında. Eylül'de çıkmıştı bu oyun. 60'tan 40'a düşmüştü diye duymuştum Amerika'da hemen. Oyunda sanırsam 12 tane öldürmemiz gereken hedef var. Belirli bir süre içerisinde indirmemiz gerekiyordu. Eğer ki o süre içerisinde bütün hedefleri nasıl indireceğimizi bulamazsak da loop'un başına yeniden dönüyorduk. O tarzda bir oyundu ama 300 fazla gibi bence. It Takes Two bak güzel fiyata inmiş. Yani oynayacak arkadaşınız varsa bu oyun alınabilir 140'a. GTA Trilogy Definitive Edition pahalı ve normal sürümü herhalde sonradan kaldırıldı mı, öyle bir şey oldu. Ghost of Tsushima bu Director's Cut, Digital Deluxe mı? Yok lan, bu sadece PlayStation 4 sürümü, PlayStation 5 sürümü 500 lira. 425 de PlayStation 4 sürümü. Ghost of Tsushima Legends DLC mi bu arada ya? Bunu duymamıştım gerçi. DLC'si çıkmış herhalde oyunun. Director's Cut zaten oyunun normal sürümü store'dan kaldırılmıştı diye biliyorum. DLC de vardı. İki Adası DLC'si içerisindeydi bu sürüm. Yani alınabilir. Ghost of Tsushima güzel oyundu. Spider-Man Miles Morales 310'a düşmüş. Önceden bu fiyata düşmüş müydü hatırlamıyorum Miles Morales. Ki ben de aldım oyunu ama henüz başlamadım. Bir ara oyunun serisini yapacağım. Uncharted 4'ün serisi bitince. 6 saatlik bir oyuna biraz fazla denebilir ama Platinum'a kasacaksanız 15 saat falan oynarsınız oyunu. Assassin's Creed Valhalla 235. %50 indirim almış. Ya Valhalla'yı ben de aldım. 70 saat falan sürüyor ana hikayesi ama ilk 10 saatten sıktı. 56 saatlik Assassin's Creed'leri oynamışsanız bu oyun biraz sıkabilir çünkü bende o şekilde oldu. Red Dead Redemption 2 200'e düşmüş. Bu fiyata zaten alınır. Şu ana kadar oynadığım en iyi oyunlardan olduğunu söyleyebilirim RDR2'nin. Resident Evil Village 260'a düşmüş. Yani korku oyunlarını seviyorsanız alabilirsiniz. 10 saat falan sürüyordu herhalde ana hikayesi. Cyberpunk 2077 %50 indirim almış. 240'a düşmüş de fazla gibi Cyberpunk'a bu fiyat. Yani oyunun hikayesi ve karakterleri güzeldi ama teknik tarafta oyun düzeldi mi onu bilmiyorum. Life Strange True Colors 300'e düşmüş. Bir Life Strange'e bu kadar bir fiyat fazla bence. Mass Effect Legendary Edition 250'ye düşmüş. Yani 3 Mass Effect oyununu oynamamışsanız Legendary Edition'ı alabilirsiniz herhalde. 250 iyi gibi. Back 4 Blood var. 360'a düşmüş. Fazla gibi. Sekiro 235'e düşmüş. En çok bu kadar indirim aldı Sekiro. Yani daha fazla düştüğünü görmemiştim ben indirimlerde. Yani Souls oyunlarını seviyorsanız alabilirsiniz. Witcher 3 Wild Hunt hep bu fiyatlara iniyor. Oynamaya kalmamıştır herhalde. Ama eğer ki oynamamışsanız Game of the Year'ını alabilirsiniz. DLC'leri de vardı bu paketin içerisinde. Hades var burada. Bu bir indie oyundu. 175 fazla gibi ya. PC'de bu oyun 30 lira falandı. Tony Hawk's Pro Skater 1 ve 2 Remastered. Kaykaya merakınız varsa alınabilir herhalde bu oyun. Ben eğlenmiştim oyunda. Biomutant var. Bu çok da beğenilen bir oyun değildi. Death Stranding'in Director's Cut'ı var. İkisi de PlayStation 5 sürümüymüş. Bu Digital Deluxe'ı. Normal sürümü 350. Death Stranding gerçi güzel oyundu. Alınabilir. Mafia Definitive Edition 1'in remake'i. Yani güzel oyundu ama ana hikayesi öyle 7-8 saatte bitiyor. Yani ana hikayesi dışında da çok bir şey yok zaten oyunun. Açık dünyada gezinme gibi olaylar yok ilk Mafia oyununda. Assassin's Creed Odyssey. Ya Valhalla'yı ya da Odyssey'yi alın bence alacaksanız. Çünkü iki oyunu da oynamak çok da iyi olacağını zannetmiyorum. 150'ye düşmüş 600'den alınır.
Ben bitirmiştim, güzel oyundu. Sims 4 38'e düşmüş. Ben de bir ara bunu PlayStation 4'e alabilirim. Sims 4'e ben bir 70 saat falan gömmüştüm herhalde. Star Wars Jedi Fallen Order 122 350'den düşmüş. Yani fena bir oyun değildi ama çok da iyiydi diyemem. Yani oynanış olarak biraz basit kalıyordu ama eğlenceliydi. Onun dışında karakterlerin tasarımları kötüydü aslında ama hikaye olarak falan da fena değildi aslında oyun. Eğer ki Star Wars oyunlarını seviyorsanız alınabilir. Final Fantasy 7 Remake 210 %60 indirim almış. JRPG oyunlarını seviyorsanız alınabilir bu oyun. Zaten sıra tabanlı bir oyundu. Burada Mafia Trilogy var. %50 indirim almış. 190'a düşmüş. Hiçbir mafya oyununu oynamamışsanız bu paketi almak en mantıklısı olacaktır. Üçüncü oyun baya bir kötüydü. Yani ana görev yerine size yan görev yaptırıyordular ve çok sıkıcıydı oyun. Ama ilk iki mafya oyunu güzeldi. Crash Bandicoot Insane Trilogy 175. Hala bu oyunu oynayamadım bu arada. Yani zor oyundur diye biliyorum ama eğlencelidir. Alınabilir bu fiyata. Need for Speed Payback. Ben de bu fiyatlara düştüğümde alırım diye düşünüyordum ama şu anda almayı düşünmüyorum çünkü loot odaklı bir araba yarış oyunu diyebiliyorum bu oyun. O yüzden çok da iyi bir oyun değildi diye duydum. Doom Eternal 155'e düşmüş. Alınır. İlk Doom'u oynayıp beğenmişseniz Eternal'da alınabilir. Cuphead 132. Yani çok zor bir oyun. Ben de ikinci bölgeye geçmek için bossları kolay modda geçmiştim ben. Şimdi ise regular'dı sanırsam. Regular'da geçmek gerekiyormuş ikinci bölgeye geçmek için oyunda. Ben de onu yapmaya çalışıyordum. Zor bir oyun ama eğlenceli. Eğer ki zor oyunlara katlanabiliyorsanız Cuphead alınabilir. Resident Evil 3 Remake 77'ye düşmüş. 4-5 saatte herhalde bunun ana hikayesi değer mi bu fiyata bilmiyorum. Horizon'ın Complete Edition'ı. Horizon çok da beğendiğim bir oyun değildi benim. Sıktı bir süreden sonrasında ama hikaye olarak falan güzeldi. Dark Souls Remastered 300'e düşmüş. Ben de zaten almıştım oyunu. Oynuyordum. Kaçıncı boss'ta kalmıştım. En son Capra Demon'ı kesmiştim. Bayağı zor oyun. Yani onu söyleyeyim. Souls oyunlarını seviyorsanız alınabilir. Burada Civilization 6 var. Eğer ki bu türdeki oyunları seviyorsanız yani oyun strateji oyunuydu herhalde. 77 liraya alınabilir. Last of Us Remastered. Yorumlarda birisi bana bunu sormuştu. Last of Us Remastered indirim alır mı diye. İndirim almış şu anda. 42 liraya Last of Us alınır tabii ki de. Ben 7 kez bitirdim herhalde Remastered versiyonunu. Sherlock Holmes Chapter 1. Bu da Deluxe Edition'ı. Normal sürümü 340'a düşmüş de 8 saat falan herhalde. Birinci episodu oyunun. Bunları chapter chapter almak çok da mantıklı olmaz. Bütün chapter'lar çıktıktan sonrasında alınsa daha iyi olur bu tarzda oyunlar. Dying Light Platinum Edition. Herhalde Dying Light ve de DLC'si var içerisinde. Güzeldi. Zaten ikinci oyunda 4 Şubat'ta mı çıkıyordu ne? Alınır. Dying Light güzel oyundu. Outer Worlds fena bir oyun değildi. Game Pass'te biraz oynayabilmiştim oyunu. Alan Wake Remastered 175'e düşmüş. 220'ymiş. Yani eğer ki Alan Wake'in orijinalini oynamamışsanız Remastered'ı alınabilir ki Alan'ın yüzü değişmiş bu arada Remastered'da. Ben de oynadım oyunu. İlk bakış videosu da gelecek bu arada. Ben beğendim oyunu. Hikaye olarak falan güzel oyundu. House of Ashes var burada. 180'e düşmüş. Bu da herhalde 3-4 saatlik bir oyun. O yüzden biraz fazla gibi bu fiyat. Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy. 2013'te çıkan Tomb Raider, 2015'te çıkanı bir de en son 2018'de çıkan oyun. 175'e alınabilir eğer ki hiçbir oyunu oynamamışsanız. Metro Exodus 65'e alınır eğer ki bu tarzda oyunları seviyorsanız da. Yani gerilim odaklı bir oyun diyebilirim Metro Exodus için. Ben henüz oynamadım gerçi. Little Hope da indirime girmiş, 110'a düşmüş. Ama bu da yine 3-4 saatlik bir oyun. God of War Remastered 70'e düşmüş. Ben orijinalini oynamıştım PlayStation 3'te. Yani güzel oyundu. 10 saat falan sürüyor ana hikayesi. Batman Arkham Collection. Batman'ler çok da benlik oyunlar değildi ama Batman oyunlarını seviyorsanız alınabilir bu. İlk oyun Batman Arkham Asylum'du. İkinci oyun Batman Arkham City'ydi. Üçte Origins'ti. Alınabilir bu fiyata. Dark Souls 3'te indirimdeymiş. O daha uygun gerçi. 110 lira. Near Replicant. Bu şey. İlk oyunun Remastered versiyonu. 260 fazla gibi. Ninja Gaiden Master Collection. Bayağı zor bir oyun diye biliyorum Ninja Gaiden oyunları. God of War Digital Deluxe Edition'ı normalini almak daha mantıklı olur herhalde. Çünkü Digital Deluxe'ın içerisinde ne var bilmiyorum. Battlefield 4 60 liraya alınabilir. Dark Souls 2 de indirime girmiş. 45'e düşmüş. Eğer ki Souls oyunlarını seviyorsanız bu da alınabilir. Bloodborne. Bitirebildiğim tek Souls oyunu şu an için. 90 liraya alınır. Bayağı zor bir oyundu ama güzeldi. Ki oyunu bitirmek için 3 ay falan uğraştım ben. L.A. Noire 85. Oyunu bitirmedim ama 7-8 saat kadar oynadım oyunu. 15 saat falan sürüyordu ana hikayesi ama güzel oyundu. Cinayetleri çözdüğünüz bir oyun. Control Ultimate Edition'ı. Bu arada sadece PlayStation 4 sürümü daha pahalı. PlayStation 4 ve de PlayStation 5 sürümü 85 lira. Ki kontrol güzel oyundu ama hikayesini anlamak için biraz uğraştırır oyun. Disco Elysium. Buna zaten Türkçe'ye mi gelecekti? Duyurmuşlardı. 250 lira şu anda. Yani PC'de daha ucuz herhalde bu oyun ama
bir bilgisayarınız yoksa alınabilir. Oyunun İngilizcesi bayağı bir ileri seviye İngilizceydi. Türkçe yama olayları da oy toplamışlardı falan. Ben de oy vermiştim oyuna Türkçe yama gelsin diye gerçi. 2022 yılının ortalarına doğru gelir diye düşünüyorum Türkçe yama. O şekilde belki ben de oynayabilirim. Dark Pictures Anthology Trilogy mi bu? Triple Pack. 360'a düşmüş. Yani 360 bu 3 oyuna fazla denebilir çünkü 3 saatlik oyunlar. Life Strange 2 80'e düşmüş. Yani benim beğendiğim bir oyundu ama bu tarzda oyunları seviyorsanız eğer ki alınabilir bu fiyata. Battlefield 1 40'a düşmüş. 100 liradan alınır. Ben de oynamıştım zaten oyunu. Need for Speed 2015 Need for Speed'ti bu. 45 lira. Yani yarış oyunlarını seviyorsanız alınabilir. Resident Evil Triple Pack 4, 5 ve de 6. 3 oyunu da oynadım. 4 güzeldi. 5 4'ün havasını vermedi. 6. oyunda da sadece Leon ile olan hikaye modunu bitirdim. Çünkü 6. oyunda 4 tane hikaye modu var. Onları henüz bitirmedim. Ama Leon ile oynadığım kısımlar için konuşacak olursam 6. oyunda 5'e bayağı bir benzerdi. 4'ün havası yoktu bu oyunda da. Uncharted Nathan Drake Collection 72 düşmüş. Alınır. 3 oyunda güzeldi. Plague Tale Innocence sonunda indirim almış mı ya? 2. oyunda zaten oynanış videosu falan göstermişlerdi. 2. oyun bayağı bir güzel duruyordu. Beğenilen bir oyun aslında. Ben oynamadım henüz. Resident Evil 2 Deluxe Edition 90'a düşmüş. Oynamıştım oyunu bayağı bir korkunç. Shadow of the Colossus 142'ye düşmüş. Bitirmiştim oyunu. Kanalda serisi de var zaten. Yani güzel oyundu bence. Hitman 3, Access Pass ve de Hitman 1'in Game of the Year'ı. Game of the Year Edition'ı iyi gibi aslında 100 lira. Until Dawn 90'a düşmüş. Baya bir jumpscare'larla dolu bir oyundu. Baya bir QTA vardı oyunda. Zaten Man of Medan falan da yine Supermassive Games'in yani bu oyunun yapımcısının yaptığı oyunlar. Yani fena bir oyun değildi bence. Crisis Remastered Trilogy'yi almak daha mantıklı olur herhalde. Hiçbir oyunu oynamamışsanız ve Remastered versiyonu çok pahalı. Frostpunk'ın Console Edition'ı. Bunu ben almıştım. Biraz oynadım gerçi. Fena bir oyun değildi. Eğer ki bu tarzda şehir kurma oyunlarını falan seviyorsanız yani şehir kurup halkınızı hayatta tutmaya çalışıyorsunuz. YouTuber's Life 2 mi çıkmış? YouTuber olmaya çalıştığınız bir oyundu harbiden de ama ikinci oyunun çıktığını duymamıştım ben. Titanfall 2 var. Bu PlayStation 4'te oynadığım ilk oyunlardandır bu arada. Bayağı bir güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. EA herhalde 3. oyunu falan yapmayacak. Zaten Star Wars Jedi Fallen Order yapanlar Respawn Entertainment'tı. Yani bu oyunun yapımcısıyla aynı yapımcı yapıyordu. Onlar herhalde Star Wars'la uğraşırlar. Titanfall 3'ü göreceğimizi zannetmiyorum ama ikinci oyun güzeldi. Oynamamışsanız öneririm. Wolfenstein Old History Collection diye bir şey var. Sanırsam 3 Wolfenstein oyunu da var bu paketin içerisinde. Zaten yukarıda yazıyor. New Order, Old Blood, New Colossus ve de Young Blood. Yani 4 Wolfenstein oyunu da varmış bu paketin içerisinde. Birinci ve de ikinci oyunu oynadım. Old Blood'ı ve de Young Blood'ı oynamadım. Ama Wolfenstein'ler güzeldir. FPS oyunlarını seviyorsanız alınabilir 180 liraya. Desperados 3 var. 300'e düşmüş. Sıra tabanlı bir strateji oyunuydu bu da. Yani PC'deki fiyatından biraz fazla ki konsolda hep o şekilde oluyor ama türünü seviyorsanız alınabilir. Vampire 70'e düşmüş. Yani oynanış olarak çok da iyi bir oyun olduğunu söyleyemeyeceğim ama hikaye olarak ben beğenmiştim oyunu. Inside ve de Limbo Bundle var burada. Ben Limbo'yu oynayabilmiştim 1-2 saat kadar ki bitirsem beğeneceğim bir oyun olurdu herhalde. Yani platform oyunları çok övülen oyunlardı bunların ikisi de alınabilir herhalde bu fiyata. Beyond Souls varmış burada. 53 liraya alınır gibi. Hikayenin ilerleyişi de çok da iyi değildi. Heavy Rain'de olduğu kadar. Çünkü yaptığımız seçimler oyuna çok da etki etmiyordu. Hikaye olarak güzeldi bence. Anlatılan hikaye oyundaki ama seçimlerimizin oyuna etki etmeyişi çok da benim hoşuma gitmemişti. Murdered Soul Suspect var. Yani fiyatına aldanıp almayın bence bu oyunu. Çok kötüydü. Dishonored Prey The Arcane Collection. Prey'i oynayamadım ben ya ama Dishonored'lar çok da benlik değildi. İlk oyunu biraz oynayıp bırakmıştım. Bir yerden sonra sıkıyordu beni ama Prey nedense daha farklı gibime geliyor. Onu bir ara deneyebilirim. Alınabilir bu fiyata. Ha 3 Dishonored oyunu yani Dishonored 1, 2 ve de Death of the Outsider mıydı? DLC'si onların ve de Prey var. Yani 4 oyun bu fiyata iyi. Heavy Rain de indirim almış. Heavy Rain dediğim gibi bence daha güzeldi. Beyond the Souls'a kıyasla 56 liraya alınır. Hikayesi falan çok iyiydi oyunun. Evet indirimlerde de başka bir şey kalmıyor. Herhalde ki 76 sayfa varmış. İndirimler de bu şekildeymiş. PlayStation Store'daki Ocak indirimleri de bu şekildeymiş arkadaşlar. Zaten bundan sonrasında büyük indirim olarak ilkbahar indirimleri var. Onlar da Nisan'ın sonuna doğru olacaklardı. Yani küçük indirimler için video yapar mıyım bilmiyorum. Video eğer ki hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz. Kanala da eğer ki abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.